Evet arkadaşlar, bu hafta AYT'de coğrafyada önemli çatışma bölgeleri, dünya üzerinde yer alan önemli çatışma bölgeleri ve örgütler konusunu işleyeceğiz. Yani küresel örgütler, bölgesel örgütler, işte NATO gibi, NAFTA gibi, işte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi, bunlar ne amaçla kurulmuş? İşte asıl kurucu üyeleri kimlerdir? Genellikle bunları tanıyacağız. Tabii dünyanın Orta Doğu gibi önemli çatışma bölgelerinde sırasıyla anlatacağız. Şimdi tablo halinde değerlendirecek olursak biz örgütleri küresel ve bölgesel örgütler diye iki kısma ayırıyoruz. Küresel dediğimiz dünya çapında etkili olan, bölgesel dediğimiz kurulmuş olduğu bölge içerisinde etkili diyebiliriz. Şimdi siyasi örgütler, işte Birleşmiş Milletler, askeri örgütler, NATO, işte ekonomik örgütler, OPEC gibi, OECD gibi, IMF gibi birçok örgüt var arkadaşlar. Bölgesel olarak da kendi bölgesinde etkili Avrupa Birliği, NAFTA gibi detaylı bir şekilde şimdi tanıtımına geçelim arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi tabloyu şu şekilde alabilirsiniz. Belki gruplama sorusunu da karşımıza gelebilir. İşte dört tane bölgesel, bir tane küresel örgütlerden verip hangisi etki alanı bakımından daha farklıdır ya da daha geniştir, daha dardır tarzında bu tablodan bir soru karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim sırasıyla örgütleri öğrenmeye. Birleşmiş Milletler siyasi bir örgüt arkadaşlar. Küresel bir örgüt ve siyasi bir örgüt. Neden kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya üzerindeki barışı, dünya üzerinde güvenliği sağlamak, savaştan sonra oluşabilecek güvenlik sorunlarını çözmek gibi amaçlarla Birleşmiş Milletler kuruldu arkadaşlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa bunun daimi üyeleridir arkadaşlar. Onu bilelim. Yani bizim Birleşmiş Milletler'le alakalı dediğimiz gibi çok detaylı bir soru karşınıza gelmez. Hatta şu örneği verebilirim. Bunlarla alakalı çıkmış bir soru yılını 2014 ya da 16 YGS'ydi sanırım. Tam hatırlayamadım yılını ancak. Siyasi unsurlara göre oluşturulan bölge sınırlarıyla alakalı ÖSYM'de çıkmış bir soru var arkadaşlar. Biz bölgeler, sınırlar konusunu anlatırken fiziki unsurlara göre bir bölge sınırı çizilirse bu kolay kolay değişmez. Örneğin işte Himalayalar, Alpler bunlar dağlık bölgedir. İşte bir gecede dağlar ortadan kalkmaz. Ertesi gün burayı ovalık bölge diyemeyiz. Ama işte A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi çizdin sınırları. Dedin ki burası Avrupa Birliği. Ama yarın öbür gün bir ülke Avrupa Birliği'nden çıkarsa ya da birden fazla Avrupa Birliği'ne girerse ülkenin sınırları rahatlıkla büyüyebilir ya da ülkenin sınırları rahatlıkla daralabilir. Yani siyasi sınırlar dikkate alınarak, kriter alınarak çizilmiş bölge sınırları kolaylıkla değişebilir arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış bir soru vardı. Ama şahsen böyle ülkenin hangisi kurucu üyesidir ya da bu ülkenin kurulum amacıdır değildir tarzında soruyla karşılaşılmadık. Genellikle kazanım testlerinde karşımıza çıkıyor. İkinci olarak İKÖ, İslam Konferansı Örgütü. Adından da anlaşılacağı gibi İslam ülkelerini tek bir çatı altında toplamak, Müslüman halkların çıkarlarını ve güvenliğini korumak, Müslümanların mücadelelerini dünya çapında desteklemek, Filistin halkının mücadelesini ve bağımsızlık haklarını desteklemek, savunmak. Örgütün ismi daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı olarak da değiştiriliyor arkadaşlar. İKÖ'yü de bu şekilde bilmekte fayda var. Bir diğeri askeri örgüt NATO arkadaşlar. Kuzey Atlantik Anlaşması. NATO kolektif bir savunma örgütüdür. NATO niye kuruldu arkadaşlar? NATO Rusya'ya karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir askeri örgüt arkadaşlar. Türkiye'de yine burada ülkeler arasında biliyorsunuz diyebiliriz. Tek tek üye ülkelerini saymayacağız. Çünkü sorularda dediğimiz gibi NATO ülkesi üyesidir değildir kalıbında soru gelmedi. Geleceğini de düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu çok oldukça detay bir kısma girer. Ama biz NATO'nun ne amaçla kurulduğunu, hangi kategoride bir örgüt olduğunu bilmekte fayda var. NATO bir askeri örgüttür. Rusya'ya karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş kolektif bir askeri bir örgüttür arkadaşlar. Bunu bilelim. Ekonomik örgütlerde OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bununla alakalı karşımıza sorular gelebiliyor arkadaşlar. OPEC, dünyada petrol üretim fiyatlarını, varil fiyatlarını belirleyen bir topluluk. Dünya üzerinde petrol fiyatını ve petrol üretim miktarını belirlemek bu topluluğun amacıdır arkadaşlar. Tabii petrol dediğimizde yabancı olmadığımız Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela arkadaşlar kurucu üyeleri olarak OPEC'te karşımıza çıkıyor. Tabii OPEC'in bu ülkeler kurucu olduktan sonra Katar, Libya, Endonezya,
Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, işte Ekvator gibi, Nijerya gibi birçok ülke de bu örgüte sonradan katılmış, üye olmuştur diyebiliriz. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü demektir arkadaşlar. Bunu da bilelim. IMF, Uluslararası Para Fonu, ülkelerin ekonomik kriz zamanlarında değil mi? Para aldıkları yer IMF. Neden kuruldu peki? Dünya ülkeleri arasında para meselesini çözmek ve işbirliği sağlamak. Ve üye ülkelerin, IMF üye ülkelerin istihdamını arttırmak ve ülkelerin borcu varsa borçlarını ödemesi konusunda güçlük yaşıyorsa bunun önüne geçmek. IMF, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde 44 devletin katılımıyla kurulmuş arkadaşlar. Ve 2017 yılında da üye ülke sayısı 191'e çıkmıştır. Yani IMF'in de bir ekonomik örgüt olduğunu bilelim. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, OECD arkadaşlar, nasıl kuruldu, niye kuruldu? Üye ülkelerin yine aynı, bakın ekonomiden bahsediyoruz. Amaç da aynı. Buraya üye olan ülkelerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmek ve ülkenin yaşam standartlarını yükseltmek. İşsizlikle mücadele ve uluslararası ticareti canlandırarak ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak. Yine Avusturya, Belçika, Kanada, Almanya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya gibi, Hollanda, Norveç, Türkiye gibi, yine Birleşik Krallık ve ABD arkadaşlar bunun asıl kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Daha sonradan Avustralya, Finlandiya gibi, Macaristan gibi, Japonya gibi ülkelerde ve Güney Kore'de katıldı. 2010 yılında da Estonya, Slovenya, İsrail ve Şili yine bunun kurucu üyelerin haricinde daha sonradan katılan ülkeler olarak örnek verebiliriz. OECD, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Biraz tanımından bile düşünecek olursak birçok madde işte üye ülkeler arasında işbirliği sağlamak, üye ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak gibi açılımından da madde çıkarmak mümkün arkadaşlar. Dünya Bankası, bu da dünya devletlerinin %84'ü bu bankaya üye. Dünya Bankası üyesi ve Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın kaynaklarda karşınıza bu gelir. İşte Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biridir denildiğinde cevabımız Dünya Bankası. 181 yine üye ülke burada da mevcut arkadaşlar. Çevre örgütü Greenpeace, bunu yakından tanıyoruz, medyadan da tanıyoruz arkadaşlar. Greenpeace çevreci bir örgüttür. Birçok alanda çevresel felaketlere karşı, ormansızlaşmaya karşı, birçok canlıların, işte balinaların işte avlanmasına karşı birçok alanda ses getiren eylemler yapıyor. Dünya üzerinde meydana gelen çevre olayları hakkında insanlarda, vatandaşta duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak ve bilinçlendirmek bunun temel amacı. Greenpeace çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmek için devletlerden, şirketlerden ya da siyasi partilerden bağış ve sponsorluk kabul etmez. Bu önemli arkadaşlar. Ve tüm çalışmalarının kaynağını sadece bireylerden aldığı maddi ve manevi bağışlardan, desteklerden oluşturur. Peki Greenpeace hangi alanlarda çalışır? Küresel ısınma, fosil yakıt kullanımı yerine yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarını kullanma, okyanus kirliliğine karşı okyanusların korunması, ormanların korunması, nükleer silahlanmaya son verilmesi, işte kaçak balina avcılığı gibi birçok alanda Greenpeace ses getiren eylemler yaptı arkadaşlar diyebiliriz. Önemli bir çevre örgütüdür Greenpeace. Geldik bölgesel örgütlere. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, Avrupa'da yani yine üye olan ülkeler arasında işsizlik oranını düşürmek, farklı alanlarda üye ülkeler arasında ortak politika oluşturmak, tarım konusunda, ulaştırma konusunda zaten biliyorsunuz ortak bir para birimi de var, euro kullanılıyor. Üye ülkeler arasında gümrük birliği oluşturmak, üye ülkeler arasında istikrarı korumak diyebiliriz Avrupa Birliği'nin. Fransa, İtalya, Almanya, Belçika ve Lüksemburg kurucu üyeleri olarak Avrupa Birliği'nde karşımıza çıkmakta. Bir diğer bölgesel örgüt NAFTA arkadaşlar. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA arkadaşlar. NAFTA'da Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika kurucu üyeleridir arkadaşlar. Üye ülkelerin diğer ülkelere karşı ekonomik yönden güçlenmesini sağlamak ve kıtadaki var olan istikrarı korumak NAFTA ile sağlanıyor arkadaşlar. Amerika, Kanada ve Meksika. Kuzey Amerika'daki 3 ülke ve kıtanın istikrarını koruyup üye ülkeleri de diğer ülkelere karşı ekonomik yönden gelişmesini, kalkınmasını sağlamak diyebiliriz NAFTA arkadaşlar. AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı.
soğuk savaş koşullarındaki Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son vermek, devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi bu alanlarda yardım işlevi görmek, destek vermek. Tabii 57 ülke var katılımcı arkadaşlar. İstikrarı korumak en önemli görevlerinden biri. Türkiye'de yine AGİT'in kurucu üyelerinden biridir diyelim. Bunu da şöyle yıldız atalım arkadaşlar. AGİT de önemli. Karşımıza çıkabilir. Geldik bir diğer bölgesel önemli örgüte. KEİ, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı arkadaşlar. Neden kuruldu? Buna Karadeniz'e kıyısı olmadan da üye olan ülkeler vardır. Karadeniz Havzası'nın, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle beraber Karadeniz Havzası'nın barış, istikrar ve refah bölgesi haline getirmek Karadeniz Havzası'nı. Ve üye ülkeler arasında tabii ki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek. Kurucu üyeler Arnavutluk, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Türkiye ve Yunanistan'dır arkadaşlar. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olmuşlar. Ve bölgenin, Karadeniz'in barış, istikrar ve refahını korumak diyebiliriz. Evet, küresel ve bölgesel örgütleri tamamladık arkadaşlar. Şimdi geldik dünyanın önemli çatışma bölgelerine. Neden çatışılıyor? En büyük sorun nedir? Petrol sorunu mu? Su sorunu mu? Buna değineceğiz. Şimdi çatışmanın doğal nedenleri var. Bir de beşeri ekonomik nedenleri var. Doğal neden dediğimizde dünyada tabii gelecekte de en büyük problemlerden biri olacak su paylaşımı. Yani bir nehir birden fazla ülkeden geçiyorsa o nehirdeki suyun kullanımı konusunda iki ülke arasında sorun ortaya çıkabiliyor. Yeraltı kaynaklarının paylaşımı, madenler, enerji kaynaklarının paylaşımı, toprak paylaşımı bunlar doğal nedenlerdir. İki ülke arasındaki çatışmaya neden olur. Sınır sorunu, ekonomik sorunlar, bağımsızlık isteği, önemli ulaşım yollarını kontrol etme isteği, geçmişe dayalı tarihsel sorunlar, siyasi ve ekonomik farklılıklar da beşeri ve ekonomik sorunlar olarak karşımıza çıkıyor çatışma bölgelerinde arkadaşlar. Evet, sıcak çatışma bölgeleri nerelerdir dünyada arkadaşlar? Bakın, sıcak çatışma dediğimizde Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya, Orta ve Kuzey Afrika arkadaşlar dünyadaki önemli sıcak çatışma sahaları olarak karşımıza çıkıyor. Burada kaynaklarda en çok karşımıza çıkan ve soru olarak gelme ihtimali yüksek Orta Doğu'nun petrol sorunu. Orta Doğu bildiğiniz gibi zengin petrol yataklarına sahip. Bunun bulunması ve bu petrolün paylaşılması nedeniyle çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bir coğrafyadır Orta Doğu arkadaşlar. Bir de su sorunu meydana geliyor. Orta Doğu su sıkıntısının da yoğun bir şekilde yaşandığı coğrafyalardan biridir. Su sorununa neden olan havzalar Nil, Fırat ve Dicle nehirleridir. Bu nehirler arkadaşlar birden fazla ülkenin kullanımına açıktır ve bu sebeple de paylaşımında sorunlar meydana gelmektedir. Nil Nehri'nin havzasında bulunan Mısır, Tanzanya, Etiyopya, Kenya ve Uganda arasında su paylaşımı konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Ve Orta Doğu'nun önemli su kaynaklarından biri olan yine Suriye'ye ait Golan Tepeleri İsrail tarafından işgal edilmekte ve günümüzde İsrail ile Filistin arasında da yine sınır kavgaları devam etmektedir arkadaşlar. Bu da önemli sorunlara örnek olarak verebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Geçen haftaki ödüllü sorumuzu çözmeye ülkeler konusundan bahsetmiştik. Japonya'ya ait özelliklerinden biri olamaz demiştik. Bakın, Japonya'ya ait özellikleri tek tek değerlendirelim. Aktif volkanik dağlara sahiptir. Japonya'nın aktif bir yanardağı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yine ülke dağlık ve engebelidir. Ülkenin büyük bir kesiminin dağlık ve engebelik olduğunu söylemiştik. Doğal nüfus artış hızı yüksektir diyor arkadaşlar. Hemen bu kalsın. Yeraltı kaynakları bakımından fakir. Evet, hep dışarıdan alıp dışarıya da mamul madde satıyordu. Otomotiv sanayisi gelişmiş. Evet, dünya çapında doğal nüfus artış hızı yüksek değil, düşüktür. Çünkü Japonya arkadaşlar gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkmakta. Bunun da özelliği tabii ki nüfus artış hızı yüksek değil, düşük olması gerekiyordu. Gelelim bu haftanın küresel ve bölgesel örgütlerle alakalı sorusuyla sizi baş başa bırakmaya. Yukarıda verilen küresel ve bölgesel örgütlerden hangisine Türkiye'nin üyeliği yoktur? Buyurun size bir araştırma arkadaşlar. Tek tek araştırabiliriz. Yine öğrenmek için de ekstra bir çaba sarf edebiliriz. Bizim sizlerden istediğimiz Türkiye'nin üyeliği olmayanı bulmanız. Sizleri şimdi soruyla baş başa bırakıyor. Cevapları arkadaşlar yorum olarak bekliyoruz. Kolay gelsin, başarılar arkadaşlar.